Evet arkadaşlar, YDS, YÖKBİL, YDT, muafiyet, ihtisas, bunlar farklı sınav türleri. Seviye belirleme sınavı, temel bilgiler 4. Daha önce internette yayınlamıştık. Form, Google Form diyorlar sanırım orada. Efendim, şimdi soruların cevabına geçmeden önce sorulan bir soruya cevap verelim. Efendim, masterlarla ilgili. Şimdi master'ın bana müzekkerlik, efendim, mühendisliği soruldu. Ama ben işimize yarayacak şeyleri de anlatmak istiyorum. Şimdi normal bir isim, masterlarda bir isimdir. Mühendislik eki neyse masterlar için de mühendislik eki odur. Mesela Talibetun sözcüğünün sonunda tayin marbuta var. Bu bir mühendislik ekidir. Dolayısıyla master'da da varsa bu, o master mühendistir. Ve onun müzekkeri yoktur. Efendim mesela ifal babındaki ecme fiillerin tümü ifaletun vezninde gelir. Mesela eşara, yuşiru, eşir. İşaratun, müşir, muşar. Ben efendim eşara, yuşiru, eşir, işaratun, müşir ve muşar şeklinde bir babın üçü fiil, üçü isim olmak üzere 6 tane elemanı vardı. Hepsini söyledim. Tabii bana sorulan mastar. Şimdi işaretin bir mastardır ve mühendislik kalmıştır. O mühendistir. Efendim. Peki. İşaretin mühendis. Peki. Mesela efale vezninde yine ifal babında akrece fiili. O da ifal babında. Ehrece, yuhricu, ehric. İhraç, muhric, muhraç. Mesela bunun mastarı ihraç. Mühendislik eki alameti almamış. O zaman müzekkerdir. Efendim. Mesela zekera kelimesinin zikra diye bir mastarı var. Bu daha çok anı. Anı yani anı evet anılar diyoruz ya mastar şeyi de çoğulu da zikraya şeklinde kullanılır. Bunda mesela hi'le vezni ve sözcüklerin sonunda ek olarak gelen elif-i maksura bu ek olarak gelmiştir. Ek olarak geldiğini nereden biliyorum? Bakınız kalıbından. L. L. Lamel fiildir. Üçüncü kök harfe karşılık gelir. Lamel fiilden sonra eğer bir harf varsa o ektir. Efendim, nitekim işaretin kelimesinin sonundaki tay marbuta da ektir. Ve tay marbuta, elif-i maksura, sonra elif-i memdude, eğer bunlar ek olarak gelmişse ismin sonuna bakınız, tay marbuta, elif-i maksura ya da elif-i memdude ek olarak gelmişse yani lamel fiilden sonra gelmişse o sözcük mühendistir. Masdarlar için de geçerlidir. Normal isimler için de geçerlidir. Masdar olmayan isimler için de geçerlidir. Sözcük yani mühendisse mühendis işlemi görür. Müzekkerse müzekker işlemi görür. Normalde efendim talibun ya da müderrisun diyelim daha uygun bir örnek olur. Erkek öğretmen demektir. Efendim bunun mühendisi müderrisetun şeklinde gelir. Bunlar tekildir. Ve bunların müderriseni ve müderriseteni şeklinde ikillerinin olması, müderrisune ve müderrisat şeklinde de çoğulların olması beklenir. Yani bir ismin 6 hali olması lazım. Bizim Türkçe'de 2 tane. Öğrenci ve öğrenciler. Bu kadar. Ama Arapça'da ikilleri de var, mühendisleri de var. O yüzden 6 tane olması lazım. Bunun sebebi efendim üçüncü şahıs zamirlerine bakalım. Kaç tane Arapça'da? 6 tane. Zamir ne yapar? İsmin yerine geçer.
E o zaman madem altı zamir var, altı tane de isim türü olması lazım. Huve, hiye, huma, huma, hum, hunne. O sebeple bir ismin altı hali olması beklenir. Fakat işte işaretun kelimesinin mesela müzekkeri yok. İhraç, ihraç müzekkerdir. Bunun müennesi yok. Evet, müennes şey masdarlarla ilgili bir bunu söyleyebilirim. İkincisi efendim masdarlar türlü türlüdür. Kitaplarımızda ele alındığı üzere mesela harice çıktı demektir. Çıkış, çıkmak, çıkma. Hani mağışmak eki. Efendim bunun normal masdarı vardır. Normal dediğim buna sarih masdar diyorlar. Sözlüklerde mazi, muzari fiilden sonra zikredilen masdara sarih masdar denilir. Bir de bunun harici için söylüyorum. Fa'letun vezinde masdar-ı merresi var. Yani harcetun. Peki bu ne demek? Bu sayı değeri ifade eder. Bir çıkış demek. Harcetun, bir çıkış. Peki ikili yapabilir misin? Evet. Mesela harcete yani iki çıkış. Peki bunu cümlede kullanabilir misiniz? Tabii ki. Harectu minessaffi. Sınıftan çıktım. Kurucan derseniz normal şu sarı masdar olur. Ve buna hurucen dediğimizde hareceyi teyit etmiş oluruz. Yani sınıftan çıktım. Vurgu ifade eder. Cümleyi iki kere tekrarlamak yerine efendim bir kere söylediğinizde vurgu kazandırmak için meful mutlak eklersiniz. O yüzden meful mutlakın tanımı fiilin mansup masdarıdır şeklinde geçer. İsterseniz bu hurucen kelimesini sıfat tanıması olarak da getirebilirsiniz. Hurucen seriyen hızlı bir şekilde çıktım dersiniz. Eğer iki kere çıktıysanız mesela bir derste iki kere sınıftan çıktın. Haraçtu minasafi harceten bir kez çıktım. Harceteyni iki kez çıktım. Bir de faale değil de fi'le vezinde gelir. Bu da bir mastar türüdür ve kıyasidir. Yani üç kök harfli fiillerin mastarlarını faale şeklinde yaparak sayı değer ifade edebilir. Fi'le şeklinde yaparak da buna mastarı binayı nevi diyorlar. Nasıl çıkış sorusunu cevaplandırır ve efendim bir çıkış şekli ifade eder. Bu genellikle sıfat ya da isim tanımlamasında kullanılır. Şu binayı, masdarı binayı nevi dediğim şey. Peki harice kökünü buna uyduralım. Hırce. Hırceden derseniz bir şekilde çıktım. Ama nasıl çıkış bilmiyorum. Mesela ben bunu isim tanımlamasında kullanacağım. Hırcete Hasen'in derseniz Hasan'ın çıkışı gibi çıktım. Hasan sınıftan nasıl çıkar? Elini kolunu sallayarak. İşte Hasan'ın çıkışını biliyorsan bu cümle çok anlamlı olur. Kareşli menessaf ve hırcete Hasen. Sınıftan Hasan gibi çıktım. Efendim? Evet. Fakat bunlar sonuçta huruç, sarih mastar dedik. Fale, mastar-ı merre, eylemin kaç kere yapıldığını gösterir. Fiale, eylemin nasıl yapıldığını gösterir. Mastar-ı binayı nevi denilir. Fakat mastar dediğimde benim en çok üzerinde durduğum husus müevvel mastardır. İster mazi kipte gelsin, harece, ister muzari kipte gelsin, yahrucu, önüne en getirdiğimizde efendim çıkması, çıkışı anlamı elde ederiz. Mazi ile muzari arasındaki fark harece dediğimizde bitmiş eylemli, yahrucu dediğimizde ki en geldiğinden dolayı mansup olur, en yahruce eylemin bitmemiş olması, çıkışın henüz gerçekleşmemiş olması ifade eder. Fakat biz Türkçe'ye ikisini de çıkışı, çıkması
diye tercüme ederiz. Çünkü Türkçedeki mastarlarda maaşmak gelen maaşmak ekalar o yapılarda eylemin bitmişliği ya da bitmemişliğine yönelik bir ipucu bulunmaz. Onu siz diğer unsurlardan elde edersiniz. İşte müevvel mastar. Şunu söyleyeyim. Tamam, müevvel mastarı elde ettik. Bu konuda efendim şu elde ettiğimiz yapı her zaman müzekkerdir. Bakınız, kuru uç müzekker değil mi? Ha, le kelimesi ta-i marbut almış müennes. Diğer le kelimesi ta-i marbut almış müennes. Efendim, işaretün kelimesi demiştik az önce. Ta-i marbut almış müennes. Fakat fiil cümlesini harece ya da yakıncı. Önüne en getirip müevvel mastarı yaparsan bir mastar elde edersin. Çok özel bir kullanımdır bu. Ve elde ettiğimiz bu bütünün zamir değeri huvedir. Ne demek? Tekil ve müzekkerdir. Yani şu elde ettiğim bütün enharece tekildir ve müzekkerdir. Peki enharecu çıkmaları yine tekil ve müzekkerdir. Peki en yahruç ne diyelim? Efendim ne dersen de. Şu enden sonraki gelen cümlenin içerisinde binlerce müennes isim zikret, çoğul zikret, hiç fark etmez. Elde ettiğimiz bu bütüne müevvel mastar deriz ve bu bütünün zamir değeri yani türü ve sayı değeri tekil ve müzekkerdir. Hani az önce işaretun mühendislik eki aldığı için mühendistir dedim. Peki ben şuraya mesela eşaru diyeyim. İşaret etmeleri anlamına gelir. En eşaru ya da en yuşiru sonundaki nunu düşürdüm. Çünkü en muzdarif fiilini nasip eder. Ane, une, ine ekli olan yapıların mansup halinde de nun düşer. İkisi de işaret etmeleri anlamını verir. Ve bu bütün tekil ve müzekkerdir. Bakınız şu ta-i marbuta aldığı için mühennestir ama müevvel mastar bir bütün olarak tekil ve müzekkerdir. Bu bilgi ne işinize yarayacak? Mesela sumia, duyuldu. Peşinden gelen müevvel mastar da efendim naib fail oldu. Şimdi bunu ben mühennes yapayım. Eşar ne? Eşar ne? O bayanlar işaret ettiler demek. Ben ile müevvel mastar yaptım. Fakat bakınız fiili tekil müzekker çekimleri. Diyeceksiniz ki ama müevvel mastarın içinde bunun ne zamiri var? Bunun ise bakınız fark etmez. Bu bütün tekil müzekker olarak kabul edilir. Siz dikkat ederseniz mastarların mühendisliği ve müzekkerliğini sordunuz ama ben önemine binen işi müevvel mastara getirdim. Çünkü önemli müevvel mastar. Mastarlar konusunda en önemli şey müevvel mastardır. Ama önemine binaen bir de şuradaki huruç kelimesi var ya, biz buna sarih mastar diyoruz. Ha bu arada efendim işte mefal vezinde mesela mastar mimi var. Arkadaşlar bu mastar miminin kullanımı azdır. Şuradaki fa'le mastarı merre, fi'le mastarı binayi nevi bunların kullanımı azdır. Peki kullanımı çok olan yapı hangisi? Bir, sarih mastar ama en çok kullanılanı da müevvel mastar. Şimdi sarih mastarın efendim cümle içerisindeki kullanımına bir bakalım. Mastarların daha doğrusu fiilden türetilen fiilimselerin zaten fiilden türetilenlere fiilimsi denilir. Fakat burada benim kastettiğim mastar, ismi fail, ismi mef'ul, işte sıfat-ı müşebbeh, ismi tatil. Bunlar efendim fiilimsi olarak değerlendirilir. Ve fiilimselerin genel kullanımı ya da en yaygın kullanımı izafet tanımlamasıdır. Kurucu hasenin, hasanın çıkışı demek. Bakınız hemen işi müevvel mastara dönüştüreceğim. En yakrucu hasenin. Bakınız müevvel mastarı oluşturmak daha kolay. Ha, siz sarih mastar kullanacaksınız. Kurucu hasenin. Yaygın kullanımı
Bu şekildedir. İsim tanımlaması formudur. Peki, öznesiz kullanılabilir mi? Tabii ki. El huruç münesafli, sınıftan çıkmak mesela. Burada öznesiz zikredilmemiş. Peki, öznesiz zikrediliyor ama isim tanımlaması dışında bir form kullanılabilir mi? Tabii ki kullanılabilir. Mesela kitabe tut dersi. Buradaki ders anlam açısından özne değildir, nesnedir. Yani mastar yukarıda Hasan'a öznesine izafe edilmiş, burada ise nesnesine. Peki peşinden Hasan'ı zikretsem ne olur? Hasan'ı tabii ki damme ederim. Niçin? Çünkü özne. Diyeceksin ki ama burada dammelemedi, kesraladı. Çünkü failine muzaf olmuş. Tamlayan, yani muzafın ile her zaman mecbur olur. Peki burada nesnesine muzaf olduğu için nesnesini kesraladı. Fakat burada Hasan boşta kaldı. Şimdi Hasan'ı buraya alıp muzafın ile yaparsak bu sefer dersi normal nesne yaparız. Fetalarız. Hasan'ın dersi yazması. Demek ki Arapçada Hasan'ın dersi yazması iki farklı şekilde ifade edilebilir. Anlam açısından farklılık yok. Ama hareketler ne kadar değişken görüyorsunuz. Kitabetu Hasen'in et derse kitabetu dersi Hasen'un efendim burada Hasan kitabe masları Hasan'a yani failine muzaf olmuş. İkincisinde ise derse mef'ulüne muzaf olmuş. Öteki yapı yani muzaf olmadığı serbest kalan yapı o hangi öge ise onun harekesini alıyor. Ders burada nesne olduğu için tet alıyoruz. Hasan bir sonraki terkipte fail olduğu için tam veriyoruz. Dikkat edin şuradaki huruç isim tanımlaması formunda kullanılmamış. Ama burada isim tanımlaması formunda kullanılmış. Olabilir. Yani mastarlar el takılı da olabilir. El takısı da olabilir. Muzaf da olabilir. Zaten Arapçada bir isim en fazla 3 farklı formda şekilde gelebilir. Mesela talibun ya tek başına gelir. Buna biz yalın diyoruz. Ya el takılı gelir. Talibu gibi. Ya da talibu saf bir örneğinde olduğu gibi muzaf olarak gelir. Yani Arapçada isimler bu üçün birinde bir şeklinde ortaya çıkarlar. Yalın hali, el takılı hali ve muzaf hali. Tabii her birinin kendine has özellikleri var. Mesela muzaf halinde gelirse el takısı almaz, temin almaz, iki çoğunluğunu almaz ve peşinden gelen isim mecrur olur. Ama el takılı olursa demek ki muzaf halinde değil. Peşinden gelen ifade onun muzafın ileyhi değil. Yani isimlerin bu üç halini bilmek mesela biraz sonra okuyacağımız cümlede sözcüklerin nasıl okunacağını da belirler. Mesela el-imtihanu, el takılı gelmiş. Demek ki bu bir isim tanımlaması formunda değil. Çünkü isim tanımlasını el takısıyla başlanmaz. Tabii çakma değilse. Hani çakma izafet vardı ya. Mesela ibaratun. Ben bunu teminledim. Niçin? Çünkü yalın halde. Çünkü el takılı ya da muzaf halde olsaydı teminlenmezdi. Gibi. Hocam bir şey daha söyleyebilir miyim? Bu mastarların müzekker veya müennesinin istisnaları olabiliyor mu? Yani Türk ismin müenneslik alametleri belirli. Yani şu mesela ihracun müzekker. Evet. İşaretun müennes. Bunların istisnaları olabiliyor mu? Mastarlar için söz konusu değil. Ama mastar dışında isimler için mesela semaun kelimesinin semai manası olduğunu biliyoruz. Nar kelimesi, ayin kelimesi bunların başında. Fakat mastarlar için böyle bir hiç duymadım.
Tamam. Tamam hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ve isimlerin 3 tane mühendislik alameti var. Tay-i Marbuta, Elif-i Memdude ve Elif-i Memdude. Ve dikkat edin, bu 3 alamet arkadaşlar kök harfinden sonra gelir. Kitaplar bunu açıkça yazmıyor. Öğrencinin tahmin etmesi isteniyor. Bakınız, ek olarak gelecek. Peki ek olarak değil, ek olarak değilse mühendislik alameti değildir o zaman. Evet. Ha, isimler için söz konusu başka bir alamet daha var. Semai olması dışında dişi bir varlıktır. Mesela anne. Anne de hiçbir mühendislik alameti yok. Daima bu elif-i memdude, elif-i maksura. Çünkü kendisi doğrudan bir varlık ve dişidir. Mühendistir. Ama mastarlar akıl sahibi varlık olmadığı için doğuran bir nesne varlık olmadığı için mühendislik alametinin şu üçten birinin olması beklenir. Peki. Efendim, el-imtihanu huve ibaratun an ihtibarin resmiyyin yetekevvenu min mecmuatin min el-esileti elleti nokta nokta meharatil ferdi ev marifetehu bi mevdu'in ma. Efendim, bu cümlede kolay gibi görünebilir ama değil. O kadar çok özellik var ki. Mesela birincisini hemen Mustafa Bey aklınıza gelmiş olabilir. İmtihan müzekker mübteda. İbaratun evet. Haberdir. Mühendis. Allah Allah. Hani hep biz diyorduk ya biz hocalar, mübteda müzekkerse haber de müzekker olur. Öyle değil mi? Ama öyle değil işte. Ne yapacağız? Buna cevap olsa dükkan senin. Ben öyle diyorum. Nasıl yani olsa dükkan senin? Yani olsa veririz. Mesela imtihan müzekker, ibaretun kelimesi mühendis. Niye müzekker getirmedin? Çünkü ibaretun kelimesinin müzekkeri yok ki. Müzekkeri yok. Peki madem müzekkeri yok, o zaman imtihanı mühendis yapayım. Mübareğin de mühendisi yok ki. Yani bunun mühendisi yok, bunun da müzekkeri yok. Bu gibi durumlarda mutabakat aranmaz Arapçada. Mesela ben buna hep el-hubzu niyametun örneğini veriyorum. Ekmek bir nimettir. Hubz müzekker, niyametun mühendestir. Çünkü hubzun mühendisi yok, niyamet kelimesinin de bu anlamda yok. Müzekkeri yok. Peki bu bir. İkincisi, mevdu kelimesi nekradır, belirsizdir. Peşinde ma getirirseniz belirsizliği arttırabilirsiniz. Hani bir konuda, hani Türkçe'de de öyle, bir öğrenci belirsiz. Herhangi sözcüğünü getirerek belirsizliği daha da arttırabilirsiniz. Burada olduğu gibi. Ve Arapça'da ma'nın çok kullanımı var. Herhangi bir konuda demek. Burada yetekevvenu ile başlayan cümlenin ihtibar kelimesinin sıfatı olduğunu söyleyeyim. Nekra'dan sonra gelen kendisiyle bağlantı cümleler sıfatı olur. Bu bir. Elleti kendisinden sonra gelen cümleyi marife sıfat fiile dönüştürür. İbara abera kökünden nesnesini anil alır. Tekevvene min ile kullanılır. Bir şeyden oluşmak demektir. Şurada meharat kelimesi nesne olduğunda feta almaz. Çünkü ad ekli isimler asla feta almazlar. Feta almaları gerektiğini düşündüğünüz yerde kesra alırlar. Yani mansup ve mecrur iken kesra alırlar. Peki efendim, anlam nedir? Öznemiz imtihan, geri kalanımız yüklem. O zaman sınav ya da imtihan, şuradaki boşluğu dolduracağız. Efendim, buradaki boşluğu doldururken bakıyorum dördü de hiye zamirine göre çekiliyor. Bu kevvenu oluşturuyor demek. Bu kevvenu oluşturuyor demek. Kevvene yükevvenu tekvin.
Nemme yünemmi var. Tünemmi efendim. Geliştiriyor demek. Büyütüyor, geliştiriyor. Numu kökünden. Efendim, tukayyimu kıymet kelimesi var ya, değer demek. Kıymetun çoğulu da kıyemun. Değer, değerler. Mesela kıyem de kafiyye. Kültürel değerler. Efendim. Oradan türetilmiş kayyeme yukayyimu tabiyin. Değerlendirmek demek. E'lene yu'linu ilan etmek. Efendim. Açıklamak. Anlamını veriyor. Burada peşinden gelen sözcük bireyin becerileri, bir de marifetu fi mevdu'il ma, bir konudaki bilgisi. Evet. Bu toyunu dersek bireyin becerilerini ve bir konudaki bilgisini ilan eden, tugayyimu değerlendiren, tunemmi büyüten, geliştiren, tukevvünü oluşturan sorular grubundan oluşan resmi bir sınavdan ibarettir. Ya da sınav demektir. İbaretun an den ibarettir. Ya da nokta nokta anlamına gelir. Nokta nokta demektir. Bu ibaretun an yerine yu'abbiru an diyebiliriz. İbareler dile getirip betimler, evet, zaten aynı kökten üretilmiştir. Efendim, burada sınav var. Sınav, biz sınavdan önce öğrencilerin becerilerini geliştirmeye çalışırız. Efendim. Ve sınav yapıldıktan sonra sonuçları açıklarız. Becerileri değil. Efendim. Evet. Burada tekevvene min kullanılıyor. Noktadan, nokta noktadan oluşuyor demek. Şimdi biçimsel açıdan baktığımızda anlamını bilmeseydik hani doğru şıkkı bulamazdık. Anlamını bilmemiz gerekiyor. Hani burada belki yükevvin olsaydı derdik ki zamir değeri yani çekimi uygun değil. Tercüme ediyorum. Tugayyimu'yu koyduktan sonra sınav bireyin becerilerini ya da bir konudaki bilgisini. Şimdi buradaki bir konuda ifadesini hem bilgiyle hem de beceriyle irtibatlandırırsak o zaman şöyle tercüme ederiz. Bireyin bir konudaki becerilerini ya da bilgisini değerlendiren bir grup sorudan oluşan resmi bir sınavdan ibarettir. Resmi bir sınav demektir. İki, el bataletu leti yu'ani minha şebabu. Efendim, batale işsizlik demek. Yu'ani. Dikkat edin, elleti'den sonra yu'ani geliyor. Elleti mühennes ama yu'ani müzekker çekimlenmiş. Niye yu'ani müzekker çekimlenmiş? Arkadaşlar elleti elleti'dir. Yu'ani ile elleti niye mühennesle o da mühennes çekimlensin ki? Fiil, şunu unutmayın. Fiil ailene göre çekimlenir. Onu, oradaki başka bir ekemeke isme söyleyeceği göre değil. Ailene kardeşim eşşebebu. Müzekker o zaman yu'ani de müzekker. Ama ismi mevzudan sonra kastedileni gösteren bir zamir olur. Evet, o zamir de burada var. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde olmadığını belirtmiştik. Eğer anlaşılır ise bu zamir düşürülebilir. Ama düşürmeyiniz. Efendim, el bataletu leti yu'ani min heşşebâbu. Bunu tam Türkçesi şu. Gençliğin kendisinden muzdarip olduğu işsizlik. Sıkıntısını çektiği işsizlik. Burada bak kendisinden diyoruz. Ama Türkler kendi sözcüğünü sevmiyor. O yüzden sanki bunu tercüme etmiyor gibiyiz. Bir zamanlar Türkçe'de kullanmıyordu bu. Nadiren hala kullanılıyor. Gençlerin sıkıntısını çektiği, gençlerin muzdarip olduğu işsizlik
Genelde günümüzde böyle kullanılır. Evet, işsizlik. Ben burada neyden bahsediyorum? Bu terkibi niye kurdum? Gençler için kurmadım. İşsizlik için kurdum. Bakınız, Türkçe'de bir öbeğin asıl elemanı öbeğin sonundaki sözcüktür. Gençlerin muzdarip olduğu işsizlik. Bak ben işsizlikten bahsediyorum. Kat mazi fiilin başına gelirse efendim kesinlik bildirir. Eylemin tazeliğini sürdürdüğünü, etkisini devam ettirdiğini ifade eder. Ama muzari'nin başına gelirse ihtimal bildirir. Kat ilel idmen alel muhaddirati. Muhaddirat uyuşturucular demek. İdmen tiryakilik. Yani alışkanlık. Uyuşturucu alışkanlığı na ile. Efendim tesadüf dediğimizde gayret eder, çabalar. Yani uyuşturucu alışkanlığına çabalar. Tamelun fi ya da ala ile kullanılır. Bir şeyi gerçekleştirmeye çalışmak anlamında, anlamını verir. Eğer fi ya da ala kullanılmazsa o zaman çalışıyor ya da yapıyor anlamını verir. Tecanü ise bir halden diğer bir hale dönüştürdü anlamını verir. Fakat ette yüetti ki ila ile kullanılır. Yol açmak, götürmek, neden olmak anlamlarını verir. Ben ette fiilinin muhtemel efendim bu kullanımlarını yazayım. Ette bihi ileyhi. Bi ile kullanırsanız onu ona götürdü. Mesela ette bi hasenin ile mevdihi. Hasan'ın ölümüne yol açtı. Mesela ney? El idman alel muhattirati. Uyuşturucu alışkanlığı ette bi hasenin ile mevdihi. Hasan'ı ölüme götürdü. Hasan'ın ölümüne yol açtı. Ette bihi. Bu bihi'yi çoğu zaman kullanmayız. Kimi götürdü diye. Direkt İlâ ile kullanırız biz efendim çoğu kere. Her neyse. Gattu etti ilel idmen alel mukadderati. Doğru cevap. Gençlerin muzdarip olduğu işsizlik uyuşturucu alışkanlığına götürebilir. Efendim. Neden? Olabilir. İhtimal. Bildirdik. Burada da şıkların hepsi mühendine çıkılmamış. Yani şunu niye böyle söyledim? Arkadaşlar 80 soru çıkacaksa cuma pazar günü önünüze bir tane sadece mühendislik ve müzekerlikle mühendis ve müzekeri bilmekle ilgili bir soruya cevap verebilirsiniz. Yani bu bilginizi ölçer. Bazen değil. En az bir tane soru da mazi mi muzari mi kullanacaksınız? En az bir tane soru da zamir çekimi. Yani duetti mi, duettiyeli mi, duetti, duettune mi, efendim, yoksa yuetti mi, yani zamir çekimi. Bir tane kesin çıkar. Yani baktığımda bunları gördüm. Bir, belki iki tane kesin zamirlerden çıkıyor. En fazla efendim İsmi mevzullerle ilgili soru gördüm. Bir sınavda 3 tane gördüğümü hatırlıyorum. Evet. Peki 3. soruya bakıyoruz. Sana'a Zehraviyyu el milkata ellezi yukhricu el cenine. Bakınız burada ellezi'den sonra hani kastedileni gösteren bir zamir olur dedik ya. Yukhricu'nun içinde o. Huve. Zaten ona göre çekimlenmiş. Yukhricu cenin, cenini çıkarıyor. Yani bebeği çıkarıyor. Milkat tek tek koparma, tutma aleti demek. Yani cımbız. Cımbız. Tabii biz doğurtma yani doğumdan bahsediyoruz. Ona cımbız denilmez. Herhalde başka bir
adı vardır. Sana üretti demek Zehravi bebeği, cenini efendim çıkaran Milkat'ı üretti. Milkat kelimesinin eğer bildiğiniz şeyi varsa tıp bir adı dahil edebiliriz tercümemize. Fiil, fail ve meful. Hep şunu söylemişsinizdir. Efendim cümlenin içerisinde ve huve ile başlayan bazı ara cümleler olur. Bunların bu YDS yoktur gibi sınavlarda sıfat başçasına tercüme edildiğini görüyoruz. Yani burada huve, o, evvelu, evet. Arkadaşlar evvelu kelimesi muzaftır. Peşinden muzafın ileyh gelecek. Muzafın ileyh bir isimdir. Burada cümle var. Demek ki bu cümleyi isimleştiriyor. Peki cümleyi isimleştiren yapılar nelerdir? Bir, fiil cümlesi ise en. İsim cümlesi ise enne. Mesela bu ikisi mastarlaştırmaya da atılır. Ellezi sıfat fiile dönüştürür. Efendim sıfat fiile dönüştürür. Dolayısıyla bundan sonra ya ellezil ifade gelecek ya da mevvel mastarlaştıran bir yapı gelecek. Bakıyorum burada men var, isim mevsul, ma var, isim mevsul, en ve enne var. Hepsi gelebilir. O zaman anlamını bilmemiz gerekiyor. Eğer enne gelmez. Niçin? Çünkü isim cümlesi değil. Sadece bu bilgiden cimi eleyebiliriz. Üçü gelebilir. A, B, D. Şimdi en getirecek olursak mastarlaşmış olur. Bu durumda istamele kullandı demek ya. En getirdiğimizde kullanmak, kullanış oluyor. O zaman evvelu en istamele kullanmasının ilki anlamına gelir. El hayta ellezî yu'kazu min musrânil ghanemi min ameliyyâtil cirâhiyyeti. El ameliyat el cerrahiye işte cerrahi operasyonlarda. Operasyonlar. Evet. Musran el ghanem küçük baş hayvan şeyleri, bağırsakları. Yok kazu meçhul çatını alınıyor. Burada elde ediliyor. Anlamına geliyor. Hayt ise ip demek. İstamel al-haytellezi yukhazı min musranil ghanem lil ameliyyat-i cerrahiyyeti ifadesinin anlamı bir cümle olduğu için tercüme ederim. Cerrahi operasyonlarda küçük baş ya da koyun da diyebiliriz. Bağırsaklarından elde edilen ipi kullandı. Buraya men getirirsek kullanan olur. Evvelu men dersek kullananların ilki ya da ilk kullanan diye tercüme ederiz. Efendim burada kullanan akıl sahibi olduğu için men dedik. Akıl sahibi olmayanlar için kullanılan ma buraya uygun düşmez. Peki şimdi son cümlesini yani şu kısmı tamamen tercüme ederim. Ve huve ile başlayan ifadeyi sıfat başçasına tercüme eder. YDS yok bir efendim sınavları demiştik ya. Evet. Ona uygun olarak cerrahi operasyonlarda küçük baş hayvan bağırsaklarından elde edilen ipi ilk kullanan olan Zehravi cenini çıkaran Milkat'ı üretti, yaptı. Ben normalde şöyle tercüme ediyordum. Zehravi cenini çıkaran Milkat'ı üretmiştir, yapmıştır. O cerrahi operasyonlar için küçük baş hayvan bağırsaklarından elde edilen ipi kullananların ilkidir.
Normalde iki ayrı cümle. Peki, ben kendim için önemli gördüğüm hususları dikkatinize sunuyorum. Üzerinde yoğunlaşıyorum. Sizin dikkatinizi çeken hususları sorabilirsiniz. Efendim, dört. Vesaili ilerleyen basın araçları. Efendim, burada vesail kelimesinin akısı çoğu isim olduğunu, tekil müennes kabul edildiğini belirteyim. Yani önüne fiil gelirse müennes şekillenir. Ha, buradaki şıklara baktığımızda hepsinin zaten müennes şekillendiğini görüyoruz. Bu bilgi yine işimize yaramadı. Her neyse. Peşinden gelen ifadeye bakalım. Eğer burada hareke varsa nufayetun atık demek. Atık. Nufayat atıklar. Eğer burada hareke varsa şuradaki at ekli cimmenle salim diyoruz. Dişi çoğul. Bunların kesra alması bunun mansup olduğunu gösterir. Çünkü önünde harfi cer yok ya. Buna rağmen kesra almış. Mansup. Nitekim sıfatı metfun eden o da mansup gelmiş. Nufayat metfune. İbladine. Ülkemizde gömülü atıklar demek. Bunun hepsi. Ülkemizde gömülü atıklar. Huneyke orada demek ama vardır anlamını da verir demiştik. Zaten huneyke bir zarftır. Ve zarflar şimdi cümlesi olarak değerlendirilir. Haber öne geçmiş. Yani bu bir isim cümlesidir. Peki isim cümlesini nasıl nesneye dönüştürürsünüz? Arkadaşlar, anneyle hocam. Anneyle. Kesinlikle. Eğer nitelik bildirsin de istiyorsanız ismi mevsul kullanırsınız. Ellezî gibi. Eğer nitelik bildirmesine gerek yoksa sadece bir olgudan, oluştan bahsediyorsak cümleyi nesneye dönüştürmenin arkadaşlar yolu sadece bu. Müevvel mastara dönüştürmek. Bu isim cümlesi o zaman hem de getirmek. Dolayısıyla burada birinci şıkkın galet, ahtarat, neşerat, zekerat hangisi olduğunu bilmeden şuradakini tahmin etmek mümkün. Enne. O zaman diğerlerinde enne yok. Denilebilir yani. Ama diyeceksin ki hocam bu söylediğim bilgileri bilecek olsam yani evet o da var. Zekerat ve sehilil iyalâni enne hunâke nufâyâtin medfûneten fî bilâdine. Medya araçları ülkemizde gömülü atıkların bulunduğunu söyledi, belirtti. Ne şart? Uygun mu? Aslında çok uygun. Medya araçları ya da medya, basın araçları yayınladı. Neyi? Şuraya enne koysak harika olur. Ama burada enne yok. Peki burada telaffuz kelimesi buraya gelmez mi? Gelmez arkadaşlar. Çünkü telaffuz peşinden muzafını leh gelse hani mecrur desek araya huneyke girmiş. Girmemesi lazım. Efendim bir de ülkemizde gömülü atıkların kirlenmesi. Böyle bir şey yok. Atıklar zaten kirlidir. Atıkların kirliliği söz konusu olmaz. Kirletir. Evet. Peki aklıma geldi. Bunu telavuz diye mastar değil de tülevvisu şeklinde okuyabilir miyiz? Efendim şöyle tülevvisu kirletiyor. Yani ülkemizde gömülü atıklar kirletiyor. Eğer atıklar kirletiyor diyecek olsaydık nufayat kelimesini merfu yapmamız lazımdı. Hani özne, fail, tammelenir, merfu olur. Peki
Buraya men getirsek ismi mevsul efendim. Şimdi arkadaşlar ismi mevsulden sonra cümle gelir dedik değil mi? Mesela burada ismi mevsul olduğunu düşünün. Peşinden cümle gelir. Cümle gelirse hunayken ne olur? Haber olur. Bu haberse peşinden gelen ifade müpteda olur. Müpteda nasıl hareketlenir? Merfu nufayetun merfunetun. Fakat burada men geldiğimizde, ismi mevsul getirdiğimizde anlam çıkmıyor. Yani biz her istediğimiz yere koyabilir miyiz? Koyarız da anlam çıkmayabilir. Hani cümle kurarken bazen şöyle diyoruz. Dağı yedim. Cümle doğru. Ama gerçekçi değil. Defene gömdü. Ahbara getirdi. Neşara yayınladı. Televvete kirlendi. Eğer levvete yülevvisu dersek kirletti. Zekara zikretti, söyledi, andı. Anlamları verir. Veliye. Veliye Umar ibn-i Hattabi Ömer bin Hattab veliyel hilafete halifeliği üstlendi. Yani halifeliğin başına geçti. Ömer bin Hattab halife oldu da diyebiliriz. Tamam, anlamlı bir cümle. Biz bunu nerede, ne zaman, niçin, nasıl sorularını getirebiliriz. Şıklara bakıyorum. Ne zaman sorusunu cevaplandırıyorum. Ebu Bekir es-Sıddık. Sıddık Ebu Bekir. Evet, burada bakıyorum. Bade en yemude. Bade en yemude. Bir de bade en mehte var. Kable en yemude. Kable en mehte var. Dikkat edin. Burada en var değil mi? Ne demiştik? Enden sonra muzari fiil de gelir. Mazi fiil de gelir. Ben hangisini tercih edeceğim şimdi burada? Efendim burada bizi tercihe götürecek olan şey bitmiş eylemli bir mastar mı koymak istiyoruz buraya? Bitmemiş eylemli bir mastar mı? Yani burada en yemute dedikten sonra öldükten sonra demek. Ama henüz ölmemiş. Efendim. Ama baden meyate dediğimizde öldükten sonra. Peki halifeliğin başına geçmesi, halife olması efendim öldükten sonra mı? Efendim daha ölecek olduktan sonra mı? Tabii ki öldükten sonra. O yüzden burada baden meyate denilmesi zorunludur. Kable yemute ölmesinden önce demek. Ölmeden önce. Bu doğru değil. Hani biz bildiğimiz için herkes biliyor diye düşündük. Efendim. Burada gablen meyate ifadesi ise asla olmaz. Çünkü ölmeden önce diyorsunuz. Bir şeyden önce derseniz o eylem henüz gerçekleşmemiştir zaten. Dolayısıyla Arapçada kable en ifadesinden sonra mehte mazi değil gelmez. Ama bade ifadesinden sonra mazi gelebilir, gelmeyebilir. Peki burada niye geleni tercih ettik? Çünkü o öldü, bitti. Allah rahmet eylesin. Sonrasında veliye halife oldu. Fakat şöyle bir cümle kursaydık. Veliye yerine yeli deseydik mesela. Geçmiş zamanı anlatırken şöyle deriz. Ali işte gider, Hasan'ı görür gibi muzari fiille geçmiş olayları anlatabiliyor muyuz? Türkçe'de de var, Arapça'da da var. Anlatabiliriz. İşte Hazreti Ömer Ebu Bekir vefat ettikten sonra işte halife olur. Böyle bir muzari fiilli, hikayeli bir anlatım yaparsak evet yedi Umar'ın kattar hilafete ba'den yemute deriz. Fakat mazi fiil gelmiş burada sadece ba'den me'te denilmesi gerekir. Şimdi arkadaşlar bu yapı şu istiare mi yoksa istiare mi?
Eğer istihare ederseniz alevlendi. Ateş hani kızıştı anlamına gelir. Ama istihare derseniz ödünç aldı. Burada istihartu en azamine göre çekimlenince elif ve ra ikisi de sessiz. İki sessiz bir araya gelince Arap dilinde sessiz olan o illet harfi düşer. İstihartu. Kitabe min pardon. Minden sonraya baktığımda sadık ediyor. Efendim arkadaşından bir kitap ödünç aldım. Büyük bir ihtimalle merde tegulu dediğine göre de istiharete sen ödünç aldın. İstiharete kitabın misa değildir ki. Arkadaşından bir kitap ödünç aldım. Ve taharta ve taharte affen de iadetihi ileyhi. Ona iadede, ona tekrar vermede, geri götürmede geciktin. Taharte de iadetihi ileyhi. Buradaki hi zamiri kitaba, ileyhi'deki hi zamiri ise arkadaşa dönüyor. Mesela şurada min sadikatike olsaydı işte şuraya ileyhe demek durumunda kalırdık. Ama şuhu kitaba döndüğü için değişmezdi. Geri götürmede, ona geri götürmede geciktin. Ve nihayeti sonunda du'iduhu. Onu yani kitabı ona yani arkadaşına iade ediyorsun. Mukaddimen ihtizareke. İhtizar özür beyanı. Özür. Kaddeme yukaddimi takdim sunmak. Efendim özrünü beyan ederek. Özür dileyerek demek. Burada mukaddimen ifadesi ismi faildir. Ve hal ögesine karşılık gelir. Ve ismi fail bakınız ihtizareke'yi nesne olarak almıştır kendisine. Femeze tekulu. Arkadaşından bir kitap ödünç aldın. Onu ona geri götürmede geciktin. Sonra onu ona özür beyan ederek iade ediyorsun. Ne dersin? Samihni. Samihni nokta kad te'akhartu aleyke geciktim ana asifun cidden çok üzgünüm samihni bağışla demek samaha yusamihu müsamaha göstermek tolerans efendim samihni beni bağışla affet kusura bakma gibi kad te'akhartu aleyke geciktim sana geciktim. Doğru cevabı da bu. Efendim ben şıkkına bakalım. Diyor ki veya biz ne deriz? Makul bir insan olarak. Kenel kitabu mumtihan lil gayeti. Bakınız burada bir nitelik bildiriyor. Mumtih zevkli demek. Keyifli. Lil gaye. Bu lil gaye haydi. Bayağı. Son derece. Anlamlarını verir. Mumtih lil gaye. Son derece keyifli, zevkli idi. Kitap son derece keyifli, zevkliydi. Uridu istiharetehu fi vaktin ahara. İnşallah. İnşallah başka bir vakitte onu ödünç almak istiyorum. Efendim, herhalde böyle demeyiz. Ene e'lemu enneke la tehtemmu bimitli hâzi mesâili. Alemu biliyorum. Peşinden isim cümlesi enneyle mastarlaşmış. İhtemme bi'yle kullanılır. Önem vermek, ilgilenmek demektir. Senin bu gibi meselelere önem vermediğini biliyorum. Senin bu gibi meselelere önem vermediğini biliyorum. Der ki bu yüzden te'akhartu aleyke geciktim. Te'akhartu aleyke sana geciktirdim. Yani kitabı geç veriyorum. Te'akhartu. Geciktim. Cim.
idi. Del hene asifun cidden ya sadiqi. Arkadaşım çok üzgünüm. Neenneke lem tatlub minni kitabe fi vaktin mübekkir. Çünkü sen kitabı benden erken bir vakitte istemedin. Efendim. Peki makul olana göre cevap veriyoruz. 7. İntehaytu emsi min kitabeti safhati. Safha sayfa demek. Sayfayı yazmak. Kitabeti safha. İnteha bitti demek ama min ile kullanılırsa bitirdi anlamını verir. Yani dün sayfanın yazımını bitirdim. Dün sayfanın yazımını bitirdim. Min kitabi el-cedidi. Yeni kitabımdan ya da yeni kitabımın nokta nokta sayfasının yazımını bitirdim. Efendim buraya ne gelebilir? Burada sayfa kelimesi zikredilmiş. Arkasından rakam gelecekse bu sıralama sayısı olur. 5. sayfa, 6. sayfa gibi. Es-sâbi aşar, es-sâbiyat-i aşar, sev'at-i aşar, es-sâbiyat-i aşrete. Arkadaşlar burada doğru cevap es-sâbiyat-i aşrete. Diğerleri asla olamaz. Niye? Çünkü 13-19 arasında o 3-4-5-6-7-8-9 rakamları var ya, işte o 10'la yani o 3-4-5-6-8-9 aşara rakamıyla mühendislik müzekerlik açısından her zaman zıt orantılıdır. Nerede? Sayma sayılarında. Mesela 13 kitap derken efendim 13 kitaben deriz. Yani sadece sıralama sayısında 11-19 arasında her iki rakam da müzekker ya da müennes olur. Ama normal sayma sayılarında tamam 11 ve 12 ikisi de müzekker, ikisi de müennes oluyor. Fakat 13-19 arasında hep ters orantılı gelir. O yüzden şu 3 A, B, C şıkkı hepsi yalan. Yani yanlış. Hiçbir Arap hiçbir zaman böyle bir terkip kurmaz. Niye? Bakınız burada normal sayı 17 diyor. Bu müennesse bu müzekker olur. Bu müennesse bu müzekker olur. Yani ters orantılı olmak zorunda. Diyeceksiniz ki ama A ile B bakınız sıralama sayısı. İşte sıralama sayısında da ikisi de müzekker. Yasa ikisi de mühendis olur. Ama burada yine ters. Yanlış çünkü. Bakınız burada es-sâbiyat-ı aşrete. İkisi de mühendis. Ve birinci rakam görüyorsunuz fail kalıbında. Sıralama sayısı bildiriyor. Es-sâbiyat-ı aşrete. Diyeceksin ki bu safha kesralı ama sen bunları fetal okuyorsun. 11-19 arası saymada da sıralamada da mebni kabul ediliyor. O yüzden. İntehiyyete emsi min kitabeti safhati sâbiyat-ı aşirete min kitab-ı cedîdi. Hani psikopat izafette lam harfi cerine lütfen ın ekini verin diye yalvarıyordum ya. Evet. Arkadaşlar bazen min harfi cerine bazen fi harfi cerine de biz ın anlamı veririz. Diyeceksin ki hoca abartmadın mı? Hayır abartmadım. Efendim isim tanımlaması konusuna baktığınızda kitaplara ne der? İsim tanımlaması lam harfi cerini, min harfi cerini ve fi harfi cerinin anlamlarını taşır. Kendilerini taşımaz, anlamlarını taşır. Dolayısıyla ben de diyorum ki bu anlamları taşıyorsa isim tanımlamasıdır. Yok bu harfi cerlerin kendisi bizzat varsa işte psikopat izafettir. Zaten ona da izafet demiyorlar. Ama o anlamı veriyor mu? Kesinlikle veriyor. Tüm kitaplar yazar. İzafet isim tanımlaması deyince li, min, fi anlamı taşır. Ben de diyorum ya o yüzden arkadaşlar li geldi, min geldi,
Bazen de fiil. Bunlara ın ekile bunları ın ekile tercüme edebiliriz. Çok işinize yarayacaktır. Peki şimdi burada deneyelim bunu. İnteheyt emsi min kitabeti safhati sâbiyatı aşirete min kitabı cedidi. Yeni kitabımın 17. sayfasının yazımına durdum. Ben de bence çok güzel de oluyor. 8. Aleyke eyyühet talibu. Efendim burada eyyühet talibu ara cümlesidir. Nida cümlesi. Ve bu cümlenin en başına da gelir. Şu aralara da geliyor. Efendim ya da en sonuna da gelir. Burada o araya girmiş. Aleyke yüklemdir. Sonra ara cümlesi gelmiş nida. Peşinden mevvel mastar mübteda olarak geliyor. Aleyke gereklilik gibi karşılık gelir. Aleyke en ta'temide ala nefsike ve tebtesime lil hayati. Bakınız cevap şıklarına bakmadan i'temede'yi görünce hemen nefs kelimesi de gelmiş. Tam alalık. İ'temed ala nefsike. Kendine güven. En ta'temide ala nefsike. Kendine güvenmen gerek. Yani kendine güvenmelisin. Burada en ta'temide ve en tebtesime. Burada eli düşürerek efendim nasip edebiliyoruz. Aleyken ta'temide aleyken tebtesime bil hayati. Ey öğrenci, kendine güvenmen ve hayata gülümsemen gerek. Kendine güvenmeli, hayata gülümsemelisin. İ'temede ala. 9. Hadi bu özde bitti. Öznenin bittiğini nereden biliyorum? Eğer özdeden sonra gelen sözcük de öznenin bir elemanı olacak olsaydı, hadihiden sonra arkadaşlar öylesine bir sözcük kesinlikle el takısı olur. Burada evvel kelimesinin başında el takısı yok. Demek ki hadihi ile peşinden gelen evvel sözcüğü ayrı ayrı öğeler. Hani biz Türkçe'de her neyse size bir soru sorayım. Şu cümleyi tercüme edin. Bu Muhammed müdür. Şu Muhammed ise doktor. Tercüme etmek isteyen varsa efendim burada bu Muhammed Özde, diğerinde şu Muhammed Özde. Burada işte ifadesi var. Demek ki emma fe kalıbı kullanacak. Hocam, hada Muhammedun müdürün. Zalike Muhammedun doktor. Şimdi bunu şöyle tercüme ediyoruz hocam. Az önce bir bilgi verdim. Dedim ki bu işaret zamirinden sonra hadi ya da hada fark etmez. Peşinden gelen sözcük özde öbeği ise, bakın burada özde öbeği. Bu Muhammed. İkisi özden değil. El takıl olması lazım. Muhammed'in adı ne? Muhammed. Ama herde Muhammed olmaz ki. Niçin? Eğer böyle dersen herde ile Muhammed arasındaki ilişki kesilmiş oluyor. Biri ayrı bir öge, diğeri ayrı bir öge. Yani sen bu tertipten bu Muhammed çıkaramazsın. Mümkün değil. Bu Muhammed'dir. Ayrı ayrı öge. Peki sen bu Muhammed demek istiyordun. Bunun başında el taksi yok. O zaman sıfat tanıması koyacaksın. Muhammedun hâde, bu Muhammed müdürün. Bir sonraki cümlede şu Muhammed ise delik ederken Allah Allah, Muhammed'in başında el taksi yok. O zaman delike Muhammed diyemem. Muhammed Zalik. Ama burada ise var. İstediği ifadeleri hep emma ile başlıyor. Emme Muhammedun Zalik ve evet. Muhammed yerine ben bunları tekrar siliyorum.
Muhammed yerine öğrenci diyelim. Efendim, burada eldeyi başa alabilir miyiz? Öğrencinin başında el takısı var mı? Var. O zaman hâde talibun. Emme zâlike talibun. Böyle de olur. Talibu hâde. Talibu zâlike de olur. Ama bu Muhammed derken Muhammed'in başında el takısı yoksa tek bir ögeye karşılık kullanamazsınız. Yani demem o ki hâdihi ile evvel tek bir öge değil. Bunun ispatı ne? Evvel kelimesi el takısını el takısı almamış. Arapçada işte tek bir öge olabilmesi için kendisinden sonrakiyle el takısı olması gerekiyor işaret zamirinden sonra. Hâdihi ziyaratu, bakınız el takılı. Ama burada el takısı yok. Hâdihi bu evvel ziyareti. İlk ziyaret. İlk ziyaret. Arkadaşlar burada ziyaret kelimesi müennes, evvel kelimesi müzekker. Buna ne diyeceksiniz derseniz efendim şunu söyleyeyim. İsmi tabdil ve efali verzindeki bu evvelu müzekkere de müennese de eğer bu şeyse el takılı değilse, nekraysa efendim müzekker olarak muzaf olur. Yani bu evvel kelimesi ula şeklinde müennes yapılmaz. Çünkü peşinden gelen sözcük nekra. Nekra. Marife değil. Diyeceksiniz ki ya marife olsa mesela burada marife olsaydı. Ha marife olsaydı buradaki evvel kelimesi zekir de gelebilir, müennes de gelebilir. Ama marife değil. O zaman şu sadece müzekker gelir. Bu bilgi işinize yarar mı? Bu kadar ince noktalara sormuyorlar kanaatimce. Daha çok metni anlıyor mu anlamıyor mu? İşte bazı ögeler arası ilişkilerden haberdar mı? Ama ben yine de paylaşmış oldum. Her şeyi evvel ziyaretin. Peki Bihe harfi ceri var. Vezirun Türkiyun. Türk bir bakan ve burada bi harfi ceri var. Efendim gâme bi'nin yaptığı anlamına geldiğini önceden biliyorum. Peki buraya şu boşluğa gelen fiil müzekker mi çekimlenecek, müennes mi çekimlenecek? Çünkü ziyaret kelimesi müennes ya. Tekrar söylüyorum. Arkadaşlar buraya getirilecek fiili müzekker mi müennes mi? Bunu çekimleyeceğim. Bunun cevabı failinde gizli. Yani ziyaret kelimesinin sonra gelmesinde gizli değil. Efendim fiil failine göre çekimlenir. Sloganımız bu. Burada failimiz Türk bir bakan. O yüzden fiiller müzekker çekimlenir. Diyeceksiniz ki zaten hepsi de müzekker. Ya müennes de gelseydi? Peki. Ha. Şimdi ziyaret kelimesine sıfat getireceğiz. Peki bu sıfat cümle ise ne olacak? İsim cümlesi ya da fiil cümlesi ise ziyaret kelimesine dönen bir zamir içerecek. Buradaki he zamiri ziyaret sözcüğüne dönüyor. Efendim yezuru ziyaret ediyor. Şimdi yezuru ziyaret ediyor, bir harfi cerini almaz. Eğer buradaki bir harfi ceri olmasa da yezuru he deseydik, çok güzel olurdu. Evvel ziyaretin yezuru he vezirun Türkiye'nin. Peki, Mustafa Hocam mesela buradaki ziyaret kelimesi ziyaret etti fiilinin mastarı ve müennes. Çünkü tayin var burada. Yezuru he nesnesini direkt alır.
O yüzden bir almaz, ihdur olmaz. Niye de bu? Leyl alır. Efendim bihe denilemez. Yukamu dersek yukamu bihe şey ya yukamu dersek meçhul çatılır. Efendim meçhul çatılıysa o zaman buradaki vezirun Türkiye'nin ifadesinin işi ne? Mesela vezirun Türkiye'nin olmasa buraya yukamu çok güzel gider. Hâzihi evvelü ziyâretü yukâmu bihe. Peki buradaki yukâmu bihe'yi nasıl doğru diye söyleyebiliyorum? Arkadaşlar buradaki bihe ifadesi yukâmu meçhul çatılı fiilinin naibi failidir. Naibi faili. Burada he zamiri var değil mi? Dikkat ettiniz. Evet. Ama buna rağmen ben yukâmu fiilini müzekker çekimledim. Evet. Niye? Efendim bunun cevabı şu. Bihe car mecrurdan oluşan bir şibih cümlesi ya. Arkadaşlar şibih cümlesi bir bütün olarak ekil ve müzekker konumundadır. Az önce böyle bir ifade kullandım. Müevvel mastar dedim. Ekil ve müzekker konumundadır dedim. Aynı şey şibih cümlesi içinde geçerli. Şuradaki bihe bir şibih cümlesidir. Ve ikil müzekker konumundadır. İçinde ne kadar çoğul, müennes geçerse geçsin. Hepsi tekil ve müzekkerdir. Bu sebeple fiili ikil ve müzekker çekimlenir. Burada yukamu asla meçhul çatılı bu fiil asla tukamu olmaz. Niçin? Çünkü naibi faili şibih cümlesidir. Bu sınavda bir soruyu cevaplandıracak bir bilgi mi? Onu bilemem. Ama cümle kurmada çok önemli bir bilgi. Peki. Ama yegûmu bihe vezîrun Türkiye'nin dediğimizde gâmebi gerçekleştirmek, yapmak demek ve malum çatılı bir fiil ve fail almış. Yegûmu bihe vezîrun Türkiye'nin. Ne demek bu cümle? Bu Türk bir bakanın yaptığı, gerçekleştirdiği ilk ziyaret. Bir. Kur'an Allah'ın peygamberine parça parça indirdiği kutsal kitabın adıdır. Arkadaşlar buradaki Kur'an öznedir. Geri kalan yüklemdir. Ve bu yüklem öbeğinin asıl sözcüğü yani kendinden bahsettiğim sözcük, ana sözcük adı. Yani Kur'an bir attır. Ana ögeler bu. Peki Kur'an ve geri kalan yüklem. Yüklem öbeğinin en asıl elemanı adı. Ve Arapça'da bu cümlenin şeyin öbeğin en başında olur. Ya diyeceksiniz ki Türkçe'de öbeğin en sonunda oluyor. Onu diyorum ya. Türkçe'de bir öbeğin en asıl eleman öbeğin sonunda Arapça'da ise başında olur. Buradaki Kur'an öznedir. Peki, şimdi şu şıklara bakalım. A ne diyor? İsmul kitabil mukaddesi. Kutsal kitabın adı, öznesi bu. Huvel Kur'anul lezi enzelehu Allahu ala nebiyyihi müneccemen. Müneccemen, hadi parça parça. Enzelehu Allahu ala nebiyyihi Allah. Onu peygamberine parça parça indirdi. Ellezi ile birlikte indirdiği demek. Kur'an'a da sıfat yapılmış. Bu cümlenin anlamı kutsal kitabın adı Allah'ın peygamberine parça parça indirdiği Kur'an'dır. Bunun tercümesi. Çok güzel bir cümle ama yukarıdakinin çevirisi değil. Doğru şık ise el-Kur'anu Kur'an huve bu huve tasız zamiri. Yani özneyle yüklem ömründen ayırıyor. Anlama yansıması yok. Kur'an, özne. İsmul kitabı. Bakınız ya, Kur'an nokta nokta ismin adıdır, ismidir. Kur'an nokta nokta kitabın adıdır, ismidir. Peki, şuradaki ifadeler nedir? Kutsal, kitabın sıfatıdır. Nokta nokta indirdiği, o da sıfatlıdır. Bir tane sıfat var.
Birincisi kutsal oluşu, diğeri ise ismin mevsullü. Niye ellezi'yi getirdik? Nasıl ki mukaddes kelimesini her takısıyla marife yapıyorsan cümleyi de ellezi'yle marife yaparsın. Ellezi'nin diğer bir görevi de içinden gelen cümleyi sıfat fiile dönüştürmektir. Yukarıdaki cümlenin Arapça çevirisi el-Kur'anu وَاسْمُ الْكِتَابِ الْمُقَدِّسِ الَّذ۪ي اَنْزَلَهُ اللّٰهُ عَلَى نَب۪يهِ مِنَ الْجَمَنِ Cim, el-Kur'anu الَّذ۪ي اَنْزَلَهُ اللّٰهُ عَلَى نَب۪يهِ مِنَ الْجَمَنِ Bakınız, Allah'ın peygamberine parça parça indirdiği Kur'an وَاسْمُ الْكِتَابِ الْمُقَدِّسِ Kutsal kitabın adıdır. Kutsal kitabın adıdır. Ne kadar güzel cümleler. El-Kur'anu الَّذ۪ي أَنْزَلَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّب۪يهِ مُنَجَّمًا Aynı mı? Aynı şey. هُوَ اسْمُ الْكِتَابِ الْمُكَدَّسِ Evet, kutsal kitabın ismidir. Şu şıklar aynı olmuş. Belki bunu da şöyle yapabilirdik. Yer değiştirelim. Evet. Bu sefer de şöyle olur. O zaman da birinci şıkka benzemiş olur cevap anahtarı. Neyse. Önemli değil. Peki 11. Bütün bu insanlar özne. Ben de posta kutusuna atmam gereken bir mektup olduğunu nesne nasıl işte hal bildiler. Yüklem. Yani bu insanlar özne bildiler. Yüklem. Nasıl keyfe. Efendim ben de posta kutusuna atmam gereken bir mektup oldu. Arkadaşlar bu cümlenin aslının şöyle bir yapı olduğunu Türkçe'de tahmin edebiliyor musunuz? Ben de posta kutusuna atmam gereken bir mektup var. Böyle bir cümle nesneye dönüşürse ben de posta kutusuna atmam gereken bir mektup oluşu ya da işte olduğu şekline dönüşür. Mastarlaşmış yani. Eğer benim gibi bu yargılı bir cümlenin mastarlaştığını hissedebiliyorsanız şu Türkçeden vallahi Arapçası çok kolay. Nasıl yani? Az önceki cümleyi kurun. Önüne eline getirirseniz işte bu mastarlaştırmayı elde etmiş olursunuz. Bu insanlar özne bildiler yüklem. Bu da nesne. Nasıl? Zaten soru edatı. Ha, soru edatı Arapçada soruya konu olan öge Arapçada cümle başında olur. Yani en başında olur hem de. Efendim bakalım hel arefe bildiler mi? La yestati'u en yarife bilemezler. Keyfe arefe nasıl bildiler? Men gâle kim dedi? Evet şimdi yani doğru cevap çok basit bunlar. Fakat buradaki cümleler çok güzel. Bunların üzerinde duracağım. Hel arefen nâfû كلهم أن معي رسالة ألقيت في صندوق البريد ويجب علي أن أعطيها لهم. Teknik olarak doğru. Yani herhangi bir gramer hatası yok. Peki bakalım. Tüm insanlar tümü bu beykit grubu. Tüm insanlar bende posta kutusuna attığım bir mektup olduğunu pardon. Şimdi niye pardon dedim? Çünkü peşinden gelen ifade de risale kelimesinin sıfatı. Mektup sözcüğünü söylersem artık sıfatını söyleyebilemem. Yani sıfatları bitirdikten sonra ismi söyleyebilirim. Posta kutusuna attığım ve onu
kendilerine vermem gereken bir mektup olduğunu bildiler mi? Karmaşık bir cümle diyebilirsiniz ama çok güzel bir cümle teknik açıdan. Tüm insanlar bende posta kutusuna attığım ve onu kendilerine vermem gereken bir mektup olduğunu bildiler mi? لَا يَسْتَطِيعُ اَنْ يَعْرِفَ كُلُّ هَا اُلَيْا اِشْخَاصِ اَنَّ مَعِي رِسَالَةً. Tüm bu kişiler bende bir mektup olduğunu bilemezler. لِيَنَّنِي. Çünkü ben اَلْقَيْتُ اَلْفِتُّهُ الْبَرِيدِ. Çünkü ben onu posta kutusuna attım. Cim doğru şık olduğu için sadece okuyorum. Keyfe arafe kullu haulâil eşkâsi enne me'i risâleten. Yecibu aleyhen ulgiyehâ fî sulluhul berîd. Dikkat edin. Yecibu aleyhen ulgiyehâ fî sulluhul berîd. Bu bir cümledir. Risâleten kelimesinin sıfatıdır. Çünkü nekreden sonra gelen bağlantının cümle sıfatıdır. Peki bağlantı nasıl elde edilmiş? Zamiriyle. Onu atmak. Evet. Burada risaleten kelimeleri niye mansup oluyor? Çünkü ennenin ismi. Peki. Peki şunu sorayım o zaman. Me'i risaletun. Hani bu bir cümle ya. Ne demek? Yanımda bir mektup var. Hani fissaffi talibun diyorduk ya, sınıfta bir öğrenci var. Me'i risaletun, bir mektubum var. Yanımda bir mektup var. Enneyle isim cümlesine dönüştürülmüş. Sonra da risale cümleyi kendisine sıfat olarak almış. De, men gâle inne kulle hâvuleyle şahsi arafur risaletel illeti yecibu aleyyen ulkiyehâ fî sundukul beridi. Efendim, kim dedi? İki nokta üst üste. Tüm bu kişiler posta kutusuna atmam gereken mektubu bildiler. Evet. Kim dedi? Yani tüm bu kişiler posta kutusuna atmam gereken mektubu bildiler. Bu tırnak arası söz. Ha, serbest tercümeyle bunu şöyle ifade edebiliriz. Tüm bu kişilerin posta kutusuna atmam gereken mektubu bildiklerini kim söyledi gibi. Ama dedi ifadesi tırnak arasına aktarılır. Peki söyledi sözcüğü efendim tırnağa ihtiyaç duymaz. O sebeple gâle'den sonra biz iki nokta üst üste koyarız. Peki iki nokta üst üste koymak istemiyorum. O zaman zekera dersin. Zekera tabii bu durumda peşinden gelen inneli ifadeyi enne yapman gerekiyor. Çünkü inne mastarlaştırmaz. Enne isim cümlesini mastarlaştırır. Peki. 12. Bade kalilin az sonra ade sahibul beyti evin sahibi döndü. O vecede tayfe misafiri buldu. Kat ekele el hubze. Yemeği yemiş. Efendim buradaki kat ekele el hubze ifadesi misafirin bir cümle sonra gelmiş hal öngesidir. Bir cümle sonra gelmiş ve başında kat var. Başında kat olan fiil cümlesi mazi fiildi tabii ki. Bunun başına hal vavu getirebiliriz. Getirmesek olur mu? Zaten getirmemişiz. Olur. Efendim. Peki bunun başına huve zamirine getirebilir miyiz? O zaman isim cümlesine dönüşür. Başına vav getirirsen olur. İsim cümlesini hal öncesine dönüştürürken başına vav getiriyoruz. Diyeceksiniz ki Kur'an-ı Kerim'de
İsim cümlesi olduğu halde başında vav olmayan yapı yok mu? Var. Var. Efendim. Fakat söylediğim gibi biz isim cümlesini hal yapacaksak başına vav koyalım. Biraz sonra evin sahibi geldi ve misafiri ekmeği yemiş halde buldu. Peki, biraz sonra evin sahibi geldi ve misafiri gördü ve ekmeği yedi. Bunu tercüme edelim. Ba'de galilin ade ya da reca sahibul beyti ve ra'ayfe misafir gördü ve ekelel hubze. Anlamı bu. Evin sahibi geldikten sonra misafir ekmeği yedi. Bu cümlede anekemizden biliyor musun? Misafir yedi. Ekmeği nesnedir. Evin sahibi geldikten sonra ne zaman sorusunun cevabıdır. Arapça cümleyi tercüme ederken ana iki ögeyi, özneyi ve yüklemi ya isim cümlesi formunda ya fiil cümlesi formunda getiririz. Yani taifu misafir ekele yedi. Ya da isim cümlesi yaptık. Ekeler taifu. Fiil cümlesi yaptık. Hangisini yaparsak yapalım. Normalde arkasından el hubze ekmeği ne zaman? İndeme ce sahibul beyti deriz. Ne zaman sorusunun cevabı. Ama her şunu ifade etmişimdir. Ne zaman sorusunun cevabını Araplar cümlenin en başına sıklıkla alır. Almak zorunda mı? Hayır. Normal yeri orası değil zaten. Ama Araplar bunu çok yapıyor. Ne zaman sorusunun cevabını sıklıkla cümlenin en başına alıyorlar. Orası... Hocam sonra ifadesi var mıdır cümlede? Efendim? Arapça cümlede sonra kelimesini ifade eden... Aa, pardon. Ben yanlış tercüme ettim zaten. Evin sahibi gelince dedim. Evin sahibi gelince dedim. Pardon. Evin sahibi geldikten sonra... Ya indemayı çok önemsiyorum. O sebeple hemen aklım oraya gitti. Evin sahibi geldikten sonra burada badeen dememiz gerekiyor. Peki burada enden sonra C mi diyeceğim, yeci'u mu diyeceğim? Efendim, şimdi kendimize soralım. Efendim, gelmiş mi? Yani yeme işi gelmeden sonra mı gerçekleşmiş? Gelmeden önce mi? Gelmek bitmiş, ondan sonra yeme eylemi olmuş. Yani badence sahibim peki. Az önce indema ile ilgili söylediğim şeyi tekrar burada da söyleyeyim. Ne zaman sorusunun cevabını Araplar cümle başına sıklıkla alıyorlar. Zorundalar mı? Hayır. Normal yeri zaten sonrasıdır. Ama bunu çok yapıyorlar. Yani baden cehre sahibul beyti ekele sahibul hubze söylerler. Peki evin sahibi döndükten biraz sonra bakınız nokta noktadan nokta nokta sonra ifadesini biz Arapçada badehu bi uslubuyla tercüme ediyoruz. Yani bu bi'den sonra miktar söylüyoruz. Miktar. Nokta noktadan şu kadar sonra. Mesela buradaki hu'yu kaldırıyorum şimdi. Baden ade sahibul beyti. Diyeceksiniz ki en ade sahibul beyt buya karşılık mı geliyor? Tabii ki badem uzaf peşinden gelen bu müvevvel mastar bu zamirin yerine geçiyor. Uzafı neley? Ev sahibi döndükten sonra. Ama burada diyoruz ki döndükten biraz sonra. İşte o biraz sözcüğünü bu bir harficerinden sonra bir galilin ne ifade ediyoruz.
Baden ade sahibin beyti bi galilin ekelet tayful hubze. Efendim, yani bu ekelet tayful hubze bunun cümlenin en başını alamayız. Zaten normaldeki yere burası. Ama yukarıda da dediğim gibi ne zaman sorusunun cevabını Araplar cümle başına sıklıkla alıyorlar. Burada da dostum. Onun için. Lemme ahaza. Bakınız mazi fiil önüne lemma gelmiş. Demek ki cümle zarflaşmış. Ahaza aldı demek. Lemme ahaza alınca, aldığında. El cerihu el ma'a min Huzeyfete li yeşrabe. Burada bitti. Ne zaman sorusunun cevabı. İçmek için Huzeyfe'den suyu aldı, alınca. Burada bir de cerih var, yaralı. Biz Türkçe'de özneyle başlarız. Yaralı suyu içmek için Huzeyfe'den alınca, aldığında, bakın bu ana öge değil. Ne zaman sorusunun cevabı? Ana ögeler şimdi geliyor. Semiya cundiyen bi cenibihi. Yanı başındaki bir askeri duydu. Askeri duydu. Yatlubu me'en. Su istiyor. Buradaki icenebihi cundi kelimesinin sıfatı. Yatlubu me'en. O da sıfatı. O zaman yanı başında duran, yanı başındaki efendim, su isteyen bir askeri duydu. Efendim, tabii bizim Türkçe'de bir askeri duydu, bir asker duydu. Yani biz nesneleri bazen yalın halde de söyleriz. Kitap, bir kitabı okudum, bir kitap okudum gibi. Peki, yaralı içmek için Huzeyfe'den suyu alınca yanı başında su isteyen bir asker duydu. Ya da bir asker duydu. Doğrusu bu. Peki diğer cümleleri tercüme edelim. Yaralı içmek için Huzeyfe'den suyu aldı. İlk cümlesi kuracaksak ahade. İlk cümlesi kuracaksak el cerihu ahade. Ahade el cerihu yaralı içmek için Huzeyfe'den suyu aldı. El me'e min Huzeyfe'te li yeşrabe. İçmek için aldı. Bitti. Sonra sümme yanı başında su isteyen bir asker duydu. Sümme sonra semiya cundiyen bi cenibihi yatlubu me'en. Bu A'nın çevirisi bu arkadaşlar. İki tane cümle baktınız. Ama burada suyu alınca alınca ifadesi lemma ile sarflaşıyor. İnnema, hinema hep demiştik ya. Yaralı yanı başında su isteyen bir asker duyunca içmek için onu Huzeyfe'den suyu aldı. İçmek için onu Huzeyfe'den suyu aldı. Burada bir kapalılık var. Peki. Bir de ifade tersine dönüştürülmüş. Yani içmek için suyu alınca su isteyen bir asker duydu. Burada ise başka. Ama tercüme edelim. Efendim burada ne zaman sorusunun cevabı var. Ana öge ne? Yaralı suyu aldı. Ehaze el cerihu el me'e suyu aldı. Min Huzeyfe'te. Niye şöyle? Peki ne zaman işte indema hinema ya da burada olduğu gibi lemme semi'a cundiyen bi cenibihi yatlubu me'en. Görüyorsunuz arkadaşlar. Efendim. Doğru cevapta lemma ahazenin başında. Ama bu cümlede lemma semiyanın başında. Yani duyunca. Orada ne diyordu? Lemma ahade alınca.
Peki son ne? Onun için oldu. Şunu. Peki biraz küçülteyim. Metni görebilmem için. Yarın içmek için onu Zeyfe'den suyu aldı. Akada cerihu el ma'a min Zeyfe diye şirabe. Nokta. Ama yanı başında su isteyen bir askere içirdi. Eşrabe ya da sako suladı demek ama içirdi anlamını da verir. Sonra eşrabe ev seka cündiyen bir cenevi yatlubu mehen. Bunun çevirisi de bu. Peki 14 doğru cümlede. Evet, bunu baktığımız olsa efendim şey yapardım ben. Hareketlendirilmesini isterdim. Çünkü bu acebe diye okunulabilir. Ucibe diye belki okunulabilir. Yani. Fakat bunun okunuşu acebe hasenun aişe te şeklindedir. Peki tercümesi nedir? Arkadaşlar bu cümlenin çevirisi Hasan Ayşe'nin hoşuna gitti demektir. Peki. Bu cümlede kim kimden hoşlandı o zaman? Vallahi şu çeviriyi önce anlayacaksın. Hasan Ayşe'nin hoşuna gitti. Burada kim hoşlandı? Ayşe hoşlandı. Ayşe Hasan'dan hoşlandı. Eğer Hasan Ayşe'den hoşlandı olsaydı aşıkı olsaydı şöyle olurdu. Hasan Ayşe'den hoşlandı. Ya acebet Ayşe bu ammenin Hasen'en denilirdi. Ya da bu da hani kelimeyi de yapayım. Acebet Ayşe tu Hasen'in ya da ucibet. Bir saniye. Ucibet Hasen'un bir Ayşe. Bak meçhul çıktı. Ucibe Hasan'ın bir Ayşe Hasan. Ayşe'den hoşlandı. Acebe Ayşe tu Hasan'ın Hasan. Ayşe'den hoşlandı. Yani Ayşe Hasan'ın hoşuna gitti. Peki Ayşe Hasan'dan hoşlanmıştır. Yani acebe Hasan'ın Ayşe'den. Bu istenirse başka bir şekilde ifade edilebilir mi? Ucibet hareketlendirelim. Ucibet Ayşe'nin hoşuna gitti. Ayşe hoşlanıyor. Tamam. Ucibet Ayşe tu bi Hasen'in. Bu da Ayşe Hasan'dan hoşlandı demek. Bakın acebe Hasen'un Ayşe'te Hasan Ayşe'nin hoşuna gitti. Ayşe Hasan'dan hoşlandı. Meçhul çatırı ve malum çatırı oluşuyor. Bunu arkadaşlar yazıp zihnimize yerleştirmemiz lazım. Ve her sınavda acebe fiilini kullandığını görüyorum. Her ikisi de birbirinden hoşlanmıştır. Değil. Hiçbiri birbirinden hoşlanmamıştır. Değil. Efendim iki şekilde de yapıları tercüme ettim. Malum çatırı ve meçhul çatırı. 15. Emme arduhu fakat furişet bir ruhem. Ruhem mermer demek. Furişe döşendi demek. Firaş kelimesi yatak demek. Efendim
mermer döşendi. Burada MAF kalıbına bakınız. Zemini ise efendim mermerle döşendi. Anlamlı bir cümle bitti. Buraya sıfatta getirebiliriz. Şimdi diyor ki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelemez? Yani üçü gelebilir, bir tanesi gelemez. D şıkkı gelemez. Niye biliyor musunuz? Arkadaşlar, ismi mevsulden sonra cümle gelmelidir. İsmi mevsul kelime gruplarının başına gelmez. Cümlenin başına gelir. İsim cümlesi, fiil cümlesi, kimi cümlesi. Kesinlikle bir cümle olması lazım. Ellezî ahmarul levni olmaz. Ama ellezî huve ahmarul levni dersen cümle olmuş olur. Çok da güzel olur. Nitekim C şıkkında ellezî zikredilmiş levnuhu ahmaru cümle. Rengi kırmızı olan. Peki el ahmarul levni nedir? Bu çakma izafe. Kırmızı renkli demektir. Niye el takısı almış? Çünkü ruham kelimesine sıfat yapmak istiyoruz. Marif olunca sıfatla marif olur. Peki dil levnil ahmari ne demek? O da kırmızı renk sahibi. Yani kırmızı renkli demektir. Peki burada diye el takısı almamış? Tabii ki almaz. Çünkü bu hakiki zaten. Zu burada ellerin kelimesi marifedir. Marifeye muzaf olan marifedir. Bu bir hakiki izafettir. Yani A, B, C buraya geldiğinde zemini ise kırmızı renkli mermerle döşenmiştir. Anlamına verilir. D şıkkının kullanımı yanlıştır. Ve lihâda bu yüzden Sara Mescid-i Zehra'yı ayeten min ayetil fennil islamiyyil celîl. Ayeten min ayetil fen, ayet demek burada abide anlamında kullanıyoruz. Sara bir halde bir hale dönüştü demektir. Bu yüzden Zehra Camisi yüksek İslam sanatının abidelerinden biri haline gelmiştir. İslam, Halid İslam. Etemenna en tahdura ma'i alel gadai el yevme. Bugün benimle öğle yemeğine katılmanı, gelmeni dilerim. Halid diyor ki yus'iduni zelke. Bu yani öğle yemeğine bugün seninle katılmak, sana gelmek bu beni mutlu eder. Velakinneni saimun el yevme. Fakat ben bugün oruçluyum. Lesne fi Ramazan. Ramazan'da değiliz. Felimâze ente saimun. Sen niçin oruçlusun? Halik ne demiş olabilir? A. Diyenneni ise esomu fi Ramazan el kadim. Fi Ramazan el kadim. İnşallah. Çünkü Allah dilerse inşallah gelecek Ramazan'da oruç tutacağım. C şıkkı naam. Evet. İndekel hakku. Evet. Haklısın. D şıkkı la edri limâde yesûmun nâsu hârice Ramazan. İnsanlar niçin Ramazan dışında oruç tutar? Bilmiyorum. La edri. Bilmiyorum. B şıkkında ne diyor? Yenneni aftartu yevmeyni fi Ramazan el mâdi. Çünkü geçen Ramazan'da iki gün iftar yaptım. Yani oruç yedim. Peki, 17. Es-Sayniyyu vel-Müslimu.
Arafe sınaatel varaki kablel orupiyyi. Çinli ve Müslüman kağıt üretimini Avrupalı'dan önce tanımıştır. Arafe. Lennel orupiyyine arafuhe anil müslimine. Çünkü Avrupalılar onu, kağıt üretimini Müslümanlar yoluyla öğrendiler, tanıdılar. اَلَّذ۪ينَ دَخَلُوا الْاَنْدَلُسَ Endülüs'e giren Müslümanlar. Peki, çünkü Avrupalılar onu Endülüs'e giren Müslümanlar yoluyla öğrendiler ya da Müslümanlardan öğrendiler. Sonra Avrupalılar el-Urubbiyyûne bakınız merfu gelmiş. Sınaatel varaki kağıt endüstrisini, kağıt yapımını tekaddeme ilerledi. Tetavvara ilerledi, gelişti. İstehleke tüketti. Tavvara geliştirdi. Efendim diğer üçü tekaddeme ve tetavvara nesne almaz. İstehleke ve tavvara nesne alır. Burada Avrupalılar kağıt üretimini istehleke dersek tüketti olur. Tavvara geliştirdi. Ve sana'uhu min lubbil haşebi. Onu geliştirdiler ve onu odunun, ahşabın özünden ürettiler. Tavvara. Burada fiillerin direkt nesne alıp almaması bilgisi işimize yarıyor. Zaharat fil azri hadisi kefirun min nokta. Modern çağda zahara göründü, ortaya çıktı. Çokça bilmem ne. Cealet hadihi vesailu el aleme kariyeten sagireten. Cealet isim cümlesinin önüne gelir. Bir halden diğer bir hale dönüştürür. Oldurma fiilidir. Bu araçlar dünyayı küçük bir köy haline getirdi. Bu araçlar dünyayı küçük bir köy haline getirdi. Yani burada araçlardan bahsediyoruz. Çokça bilmem ne araçları diyeceğiz. Aşıkkında min hadiceli bunların başında olduğunu düşünelim. Min isabetin müdahhinine bile emradi. İsabe değil. Yakalanmak demek. Sigara içicilerin, sigara içenlerin hastalıklara yakalanması. Yani çokça sigara içicilerin hastalıklara çokça yakalanması anlamı verilebilir. Cin minen nazariyyeti terbeviyyeti ve tedresiyyeti. Eğitsel, yani pedagojik ve öğretimsel nazariyeler, kuramlar. Çokça eğitsel ve öğretimsel nazariyeler, teoriler, kuramlar ortaya çıktı. Bu araçlar dünyayı dünyalıyor. Ve havadis-i mururiyye, kazaları vel katle ve ölüler. Efendim, ben şıkkında ise kethirun min vesailin naklil hadiseti. Çokça modern taşım aracı, modern taşım araçları ortaya çıktı. Bu araçlar köyü küçük bir köy haline getirdi, küçük bir köye dönüştürdü. 19. Şehir-i Muadi Zara Hasenun İstanbul. Geçen ay Hasan İstanbul'u ziyaret etti. Ve tecevvere fî şevâri'hel müstahimeti. Kulle usbu'ayni. Kalabalık caddelerinde kulle usbu'ayni iki hafta, her iki hafta tecevvere dolaştı. Her iki hafta, yani her iki haftada bir deriz biz Türkçe'de. Dolaştı. Ve ade bade erbati esabir ile Sivas. Dört hafta sonra Sivas'a
döndü. Haseben nasıl? Metne göre. Teşevvele Hasan'ın kablen Yahudi ile Sivas. Hasan Sivas'a dönmeden önce dolaştı. Erba merratin dört kez. Telate merratin üç kez. Merrate vahideten bir kez. Merrateyn isneteyni iki kez. Niye iki kez? Çünkü kulle usbu'ayni her iki hafta bir. Dört hafta kalmış. İki hafta bir kez, iki hafta bir kez, iki kez. Her arkadaşlar kulle usbu'in dersek her hafta. Mesela kulle erbaate esabi' dersek her dört haftada bir. Tabii burada erbaati dememiz lazımdı. Kulle erbaate esabi' mesela kulle senetin her sene efendim, yani her senede bir. Kulle senetin her iki senede gibi. Yirmi. Alerrağmi minel cuhudi. Çabalara rağmen. Elleti tubzelu. Li mükafahatil ummiyeti. Mükafaha, mücadele. Karşı koyma, mücadele. El ummiyeti, ümmilik. Ümmilikle mücadele için harcanan. Elleti tubzelu, harcanan demek. Bezele yebzulu, harcadı. Tubzelu harcanıyor. Elbette birlikte harcanan. Peki şuraya bir işte mütezayide gittikçe artan, mütenafisa gittikçe azalan, el mevzule harcanan, el galile az. Fe inne adedel ummiyine yetezayedu fi cemi'i men hayl alemi. Tezayede gittikçe artmak demek. Ümmilerin sayısı efendim gittikçe artıyor. Dünyanın her tarafında. Efendim buraya ümmilikle mücadele için harcanan efendim az çabalar, harcanan çabalar, gittikçe artan çabalar, azalan çabalar ve artan çabalara rağmen. Burada uygun olanı artandır. Çünkü rağmen diyor. Yani azalan çabalar olsaydı rağmen demezdi. Hocam cese ceneyi el mebzuleti yakın olmaz mı? Çeldirici mantıksız da olur. Niçin? El mebzule, el mebzule zaten elleti tübzeli demek. Evet. Şimdi elleti tübzeli kaldırıyorum. Şuraya el mebzule kelimesini getiriyorum. Hiçbir anlamında değişiklik olmadı. El mebzule yani elleti tübzeli demek. Hani şöyle demiştim. İsmi mef'ul meçhul çatını muzaribiyle benzer. Denklik açısından. Meçhul ismi mef'ul. El mebzule el takılı işte el tübzeli de elleti ile marifet. O yüzden elleti tübzeli tamamen eşittir el mebzule. Yirmi bir. Ra şahsan kat sakata aleyhi vecihi. Kat sakata aleyhi vecihi şeyhan kelimesinin sıfatıdır. Nekre isim. Yüzüstü düştü. Şeyhin sıfatı. Ra gördü. Yüzüstü düşmüş bir adam gördü. Yaşlı gördü. Yüzüstü düşmüş bir yaşlı gördü. Burada kat kullanmasının sebebi ne biliyor musunuz? Daha ayağa kalkmamış. Yani düşme işi devam ediyor. Etkisini devam ettiriyor. Tazeliğini sürdürüyor. Yüzüstü düşmüş bir yaşlı gördü. Esra'yı hemen ona konuştu. Bu mağşiyen aleyhi. Mağşiyen aleyhi onu bayılmış buldu. Ama
çeviriye acele ettim yapmakta. Çünkü mahşiyen aleyhi hal. Fakat ceffefuhu bu da hal. Ceffefuhu artık kurmuş. Bu da hal. Yani onu baygın ve ağzı kurmuş halde buldu. Fetaha Ebu Salih fehu. Ebu Salih onun ağzını açtı ve ala fihi ağzına nokta nokta ve vecihi ve yüzüne me'en kalilen az su et'ame yedirdi, eşrebe içirdi, basaka tükürdü, sappe döktü. Evet. Burada çok orijinal bir yapı var. Oraya konu alıp Nakşiyen Ali. Yani bu buradaki şeyh kelimesini imraaten sözcüğüyle yerleştirelim. Şuraya sappe diyelim. Bu da son cümle, şey, son çözümlememiz olsun. Sonra bitirelim. Elektrik gelmiyor. İş gitmek üzere. Ya da geldi. Her neyse. Gitmedi ya. İmraten kelimesi oradaki yaşlı erkek olmasın da kadın olsun. İmraten kat sakat et. Güzel. Ala vecihe. Peki devam ediyoruz. Esra ileyhe. Bak esraat demiyoruz çünkü gören, koşan Ebu Salih. Erkek çocuğu. Yani evet. Vecede he. Evet. Peki. Ben burayı sormak istiyorum. Burayı maşiyeten aleyha. İşte o olmuyor. Maşiyen aleyha oluyor. Bunun cevabını vermek istiyorum. Niye böyle? Arkadaşlar maşiyen İsmi mef'uldü. İsmi mef'ul neye denk? Meçhul çatırı muzaribiyle denk. Tamam. Peki ismi mef'ulün ve meçhul çatırı fiilin nesi olur? Naibi fail olur. Sözde öznesi olur. Peki buradaki aleyhe naibi fail ise o zaman öncesindeki meçhul çatırı fiili ya da ismi mef'ulü nasıl çekimleriz? Bunun cevabı buradaki aleyhe şimdi cümlesinin bütün olarak zamir değerinde. Yani bu şimdi cümlesi nasıl kabul ediliyor? Cevabı orada. Efendim şimdi cümlesi Arap dilinde bir bütün olarak tekil ve müzekker kabul edilir. O yüzden mahşiyen her zaman tekil ve müzekker çekimlenir. Bunu mesela huşiye diye efendim fiilini getirecek olsak bile tekil ve müzekker çekimlenir. Yani tekrarlayayım önemine binaen ismi mef'ul ya da meçhul çatırı muzari fiil. Mazi de olur. Naibi faile ihtiyaç duyar. Naibi faile şibi cümlesi ise şibi cümlesi bir bütün olarak tekil ve müzekkerdir. Bu sebeple fiili ya da ismi mef'ulü hep tekil ve müzekker çekimlenir. Fakat evet. Fakat ceffe huhe devam edelim. Feta Ebu Salihin fehe ve sabbe ale fihe ve vecihe me'en kalilen. Buradaki hu fa fi ağız anlamına geliyor. Hani beş isimden biri ya, ona yönelik hazırlanmış. Efendim, fakat bence en önemli ilgi burada Marşiyen Aleyhi'yle ilgili anlattıklarım olmalı. Tabii onun dışında çokça güzel şeyler var. İmraaten kelimesinden sonra gelen cümlenin sıfatı oluşu mesela. İşte Marşiyen Aleyhi'ye ve Cephefuhe ifadesinin hal ülkesi oluşu. Mesela. Peki 22'den
devam ederiz. Ben 50'ye kadar gelebiliriz sanki diye umuyordum ama çok fazla ayrıntıya girmiş olmalıyım. Yine fazla ilerleyemedik. Tanrım sağ olsun. İstifade ettiğinizi umuyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim hocam. Cumartesi günü de Cumartesi günü hocam özellikle soruyu anlayalım, doğru cevabı verelim, geçelim ki bitirelim hocam. yani bitirelim mi yoksa kendi aramızda sohbet edelim mi? Özellikle soruyu anladıktan sonra doğru cevabı, o püf noktayı söyler hocam geçeriz. Diğerlerini tercüme etmeye zamanımız, yani bir deneme soruyu bitirelim hocam. Bir deneme sınavını bitirelim. Tamam inşallah. Peki cumartesi. Hatta o zaman cuma günü de o zaman yapalım. Biraz hızlı gidip bitirelim. Tamam. Teşekkür ederim sağ olasın. Kaydı. Durduruyorum.